23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yine tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Okullarda yapılacak olan törenlerde konuşma yapacak olan öğrencilerin heyecanı da gitgide artarken internette en güzel öğrenci konuşma metinleri araştırılmaya başlandı. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. İşte en güzel 23 Nisan öğrenci konuşma metni ve ayrıntılar ile birlikte 23 Nisan kutlu olsun şarkısı. Merak edilen detaylar haberimizde. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. 23 Nisan Kutlu Olsun şarkısı, yarın tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Etkinliklerde şarkılar ve şiirler okunacak, 23 Nisan'ın vazgeçilmeyen şarkıları arasında, 23 Nisan Kutlu Olsun şarkısı yer alıyor, şarkının sözlerini sizler için araştırdık. İşte 23 Nisan Kutlu Olsun şarkısı, ayrıca 23 Nisan öğrenci konuşma metni, özellikle okullarda büyük bir heyecan yaşanıyor. Öğrenciler de 23 Nisan'da gerçekleştirecekleri konuşmalar için internette konuşma metinleri araştırıyor, biz de bu konuşma metinlerinden en güzellerini sizler için araştırdık ve haberimize ekledik. İşte en güzel 23 Nisan öğrenci konuşması metinleri ve detaylar. 22 Nisan Pazartesi günü okullar öğleden sonra tatil mi? MEB açıklaması 24 Nisan tatil mi? Çarşamba günü okul var mı? 23 Nisan 2019 resmi tatil mi? 22 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? Yarım gün mü? Kapalı mı? MEB açıklaması yok. MEB resmi tatil açıklaması 23 Nisan 24 Nisan Salı Çarşamba lise, üniversite tatil mi? 23 Nisan 2019 Salı yarın PTT Banka, kargo, noter açık mı? Kapalı mı? 23 Nisan resmi tatil mi? MEB onaylı şiirler 23 Nisan ile ilgili şiirler 23 Nisan 2019 devlet daireleri açık mı? 23 Nisan'da banka ve noter açık mı? İşte. Noter, banka, kargo ve PTT çalışma saatleri yarın okullar tatil mi? 23 Nisan Salı resmi tatil mi? 23 Nisan liselere ve üniversitelere tatil mi? 23 Nisan okul müdürü konuşma metni sayın konuklarımız değerli öğretmen arkadaşlarım ve elbette sevgili öğrenciler, çocuklarımız, yarınlarımız, inanıyorum ki bugün hepimiz coşku doluyuz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz. Bir ulusun yazgısının bir kişi tarafından değil, ulusun kendisi tarafından belirlendiği, ulusun kendi yolunu kendi çizdiği büyük bir devrimin sevincini yaşıyoruz. Tek önderimiz Atatürk'ün ve elbette bu büyük devrimde payı olan diğer kahramanların, egemenliği gerçek sahibi olan halka vermelerinin 99. yılını kutluyoruz. Onlar Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmış bu ulusun, aydınlık bir yolda, aklın ve bilimin ışığında ilerleyeceğine, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alacağına inanarak ve bu ulusa yakışanın bir kişiye kul köle olmak değil, kendi kendisinin efendisi olmak olduğunu düşünerek bunu yaptılar. Onlar inandılar ki, bu halk en nitelikli temsilcilerini ve yöneticilerini seçecek. Barış, huzur ve refah içinde uygarca yaşayacak ve sizlere yani çocuklara, yani yarınlarımıza mutlu bir ülke bırakılacak. Ne var ki, bugün durup baktığımızda sizlere gerçekten güzel bir gelecek sağlamak adına, yarınlarda sizlerin bizden mutlu yaşamanız için pek de bir şey yapabildiğimizi söylememiz oldukça zor. Ancak yüreğimizi karartmaya gerek yok, çünkü sizlerden umutluyuz. Her biriniz fırçanızı elinize alacaksınız ve bizim, bizden öncekilerin kirlettiği bu dünyayı, bu ülkeyi siz en güzel renklerle boyayacaksınız. Sizler yarını bugünden güzel, bugünden daha yaşanılır kılacaksınız. Unutmayın ki, sizler bu dünyanın gerçek sahipleri, sizler soylu bir geçmişe sahip geleceğimizsiniz. Bilmeniz gereken şeyler de var elbette. Dürüst olmayı bileceksiniz, çalışkan olmayı bileceksiniz, vatan sevgisini bileceksiniz.
bileceksiniz, bayrak sevgisini bileceksiniz, barışı, kardeşliği bileceksiniz, birlik olmayı, beraber yaşamayı bileceksiniz, onurlu olmayı bileceksiniz, sorumluluk nedir bileceksiniz, kurtuluş savaşı nedir bileceksiniz, Çanakkale'yi bileceksiniz, Sakarya, Dumlupınar'ı, İnönü'yü, Büyük Taarruz'u bileceksiniz, 19 Mayıs ne demek, Samsun ne demek? Bileceksiniz, Erzurum, Amasya, Sivas'ı bileceksiniz, 29 Ekim nedir bileceksiniz, yani sevgili çocuklar, ödeviniz biraz ağır, yolunuz uzun, bizler bu ödevde pek de geçer not alamamış olsak da, inanıyorum ki sizler hep yıldızlı başarılarla yürüyeceksiniz uygarlığın ve barışın yolunda, Atatürk size güvendi, biz de güveniyoruz, sizin göreviniz bu güveni boşa çıkarmamak, gördüğünüz her yerde Atatürk'ün resmine bir bakın, göreceksiniz ki, o size bakıyor, o, sizi izliyor, o, bu ülkenin aydınlık yarınları için size güveniyor, ben, her birinizin yüzünde aydınlık bir gelecek görüyorum, sevgili çocuklar hepinizi umutla bakan gözlerinizden, sıcacık yüreklerinizden öpüyorum. Bayramınız kutlu olsun. 23 Nisan Öğretmen Konuşma Metni Sayın Müdürüm, değerli meslektaşlarım, sevgili veliler ve bugün anlam katan aydınlık yüzlü çocuklarım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına hoş geldiniz. Çocuklar şarkı söylerken kanatlanır gökyüzüne melek olur. Çocuklar şarkı söylerken sarı saçlı mavi gözlü bebek olur. İşte bu yüzden dünyanın bütün çocuklarını getirin buraya, kimi bir dere kenarından, kimi bir orman gölgesinden, kimi kentin kalabalık sokaklarından, kimi el değmemiş dağlarından yurdumun, kimi vatanına hasret, kimi anasına babasına, kimi mutluluktan azade, kiminin değmemiş sevgiye eli, kimi durmadan horlanırken, kimi bambaşka dünyalar yaratır hayalleriyle. Getirin bütün çocukları, bugün 23 Nisan. Egemenlik ulusundur diyerek dünya liderlerine örnek olmuş, çocuklar karşısındaki o mağrur duruş, o boyun büküş, o çocukluğunun yaşayamadığı her gününü küçücük yüreklere emanet etmekte hiçbir beis görmeyiş Mustafa Kemal'in en önemli özelliğidir. Teşekkürler Atatürk'üm çocuklar çocuklarımız bakmaya doyamadığımız, kıyamadığımız, alın terimiz, geleceğimiz, umudumuz, yarına hazırlayıp yanında yöresinde beklediğimiz, incinmesinden korktuğumuz, ayımız, yıldızımız, gündüzken güneşimiz, yapamadıklarımız, yaptıklarımızdan daha fazla istediğimiz, üstüne titrediğimiz, arkasından kokusunu içimize çektiğimiz getirin bütün çocukları, bayramları var bugün. El ele gönül gönüle, zararsız, ziyansız büyüttüğümüz o çocukları getirin. Hiçbir kaygı yaşamadan özgürce yaşasınlar, sıkıntı çekmeden geleceğe hazırlansınlar diye gözüne baktığımız, hiçbir hain el değmesin diye uğraştığımız çocuklarımızı getirin buraya. Bugün 23 Nisan. Ülke liderlerinin birçoğuna mücadele anlayışı ve devlet adamlığıyla örnek olmuş hala da örnek olmaya devam eden Atatürk'ün küçücük yüreklerin, ağız dolusu çocuk gülüşlerinin önünde sevgiyle eğilişinin adıdır 23 Nisan. Teşekkürler Atatürk'üm çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda pırıl pırıl saydam kanatlı kelebek olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda dillerinde, gözlerinde, yüreklerinde yalnızca bir dilek olur. Sevgili çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Uygar, mutlu bir dünya ve aydınlık yarınlar sizlerin iyi, bilinçli bireyler olarak yetişmenizde saklıdır. Sizlere bugünlerinizi armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden teşekkür etmek demek onun açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürümek demektir. Yolunuz aydınlık, yüreğiniz insan sevgisiyle dolsun, hepinizin bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Öğrenci Konuşma Metni Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim, kıymetli velilerimiz, sevgili arkadaşlar, bugün Büyük Önder Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türk milletinin geleceği yolunda attığı adımlardan biri olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99.
yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal, Milli Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı. Samsun'da başlayan mücadelenin devamında Amasya, Erzurum ve Sivas'ta yapılan kongrelerle ülkenin kurtuluşu için yine ülke evlatlarının savaşması gerektiği fikri pekişti. Ulusun egemenliği, millet eliyle gerçekleşmeliydi. Atatürk, tek egemenlik vardır, o da ulusal egemenlik diyerek Cumhuriyet'e vurgu yapmıştı. Ankara'da 23 Nisan 1920 günü toplanan ve ülkenin her tarafından seçilerek gelen temsilciler, ülkemizin yokluk ve yoksulluk döneminde böylece çalışmaya başladı. Meclis, top sesleri altında, gaz lambası ışığında çalışmalarını aksatmadan devam ettirdi. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı ilgilendiren tüm kararlar bu mecliste alındı. 23 Nisan Millet İradesinin yönetimde yer aldığı gündür. 23 Nisan 1920 ruhu tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Bununla birlikte Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bir gündür. Dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Bu büyük gün, başta biz çocuklar olmak üzere tüm milletimiz için kutlu olsun. En güzel 23 Nisan mesajları. Sevgili çocuklar, biliniz ki bayrağını, vatanını, milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları, mutlu bir gelecek bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Bayramınız kutlu olsun. 23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yeni Türkiye Devleti'nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileğiyle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım. Cumhuriyete, bağımsızlık ve milli egemenliğe sahip çıkan en büyük hazinemiz çocuklarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın bayramı olmakla birlikte, bizlere de gurur duyacağımız şekilde, onları iyi yetiştirme zorunluluğumuzu hatırlatmalıdır. Bayramımız kutlu olsun. Bugün halk iradesinin ülke yönetimine geçtiği, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun belirlendiği günün yıl dönümüdür. Kutladığımız bu günde milletçe duyduğumuz gurur ve mutluluk çok büyüktür. Dünya Çocuk Bayramı kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı, Ankara'da buluştu, dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla, kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. Altan Özyürek, bizim bayramımız bu, gelen bizim bayram yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım, gel gidelim törene. Bin teşekkür, bizlere bu günleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. İsmail Hakkı Sunat, egemenlik Hüleyhüseyin'de egemenlik ulusun olduğu günden beri, her gün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz. Biz seyredenlerin kamaşıyor gözleri, asırları yılların içinde aşıyoruz, artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı, her geçen gün andırır bir 23 Nisan'ı, kalplerde inkılabın bilinçli heyecanı, mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.
Yolumuz da ışıktır demokratik meşale, biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere. Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele, yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz. Bugün 20 milyon Türk, bir tek kalp, bir tek vücut, hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut. Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah mesut. En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz. Halil Refet T.A.N.Y.Ş.I.K. 23 Nisan dün sabah anneciğim öperek, dedi, uyan bugün senin bayramın, kalk bak süslendi her yan. Baktım her taraf süslü, sokaklar dolu insan. Dedim, anne bu neden dedi, 23 Nisan, temel bayrammış, inan kutlu olsun kardeşim geldi 23 Nisan. Gökalp Arkın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan 1920, bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir, dedi. 23 Nisan önemi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Milli Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Milli Bayramı ile birleştirilen Hakimiyeti Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilk Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu.